Şimdi bazı izleyicilerimiz görüyorum bizim yayınlarımızın, videolarımızın altına yorumlar yapıyorlar ve şunu söylüyorlar. Diyorlar ki siz felaket tellallığı yapıyorsunuz diyorlar. Bakın arkadaşlar. Anlattım bir de anlatacağım. Bizi ilk defa izleyenler için, aramıza yeni katılan arkadaşlarımız için bakın. Emekli TV ailesi çok büyük bir aile. Dünyanın her noktasından izleniyoruz. Kanada'dan Avustralya'ya, Güney Afrika'dan Danimarka'ya, kutuplara kadar nerede bir Türk varsa, Türkçe konuşan varsa bizi izliyor. Herkesin farklı görüşleri olabilir. Ancak bizim felaket tellallığı yapmadığımızı anlamaları için birkaç şey söyleyeceğim. Biz insanlarımızın duymadıklarını, görmediklerini ve onların bilinçlenmesi için böyle konuşuyoruz, bunları anlatıyoruz. Siz benim anlattıklarımı, konuştuklarımı ve yorumlarımı hiçbir Alman medyasında göremezsiniz. Hiçbir Fransız gazetesinde, internet sitesinde, haber kanalında göremezsiniz. Hollanda'da da göremezsiniz. Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, nereyi sayarsanız sayın. Hiçbirinde bunları bulamazsınız, bu haberleri ve bu yorumları. Neden? Çünkü bir senaryo var. Bu senaryoyu anlatıyor oradaki gazeteciler. Biz biraz farklı konuştuğumuzda da birileri herhalde bizi YouTube'da gördüğü için sadece bizi küçümsüyor. Bakın arkadaşlar, biz doğru neyse bunu konuşuyoruz. Biz neye inanıyorsak onu anlatıyoruz. Bizim maaşımızı ne Merkel veriyor, ne işte Macron veriyor, ne Boris Johnson veriyor, ne de işte Hollanda veriyor. Bizim kimseye bir bağlılığımız yok. Onun için biz rahatız. Burada konuşabiliyoruz. Eğer ben bir ARD'de, ZDF'de, işte Fransa'nın X kanalında, France işte 5'te bilmem orada burada çalışıp bu yorumları yapmaya kalksaydık beni şimdi işten atmışlardı. Niye? Çünkü bir şeyler insanlardan saklanıyor. Bakın. Değerli izleyicilerimiz. Bu ekrandan anlatıyoruz. Diyoruz ki biz tarafsız bir objektif bir şekilde olayları anlatıyoruz, yorumluyoruz, sizlerle paylaşıyoruz. Sizler de görüşlerinizi yorum olarak videonun altına yazıyorsunuz. Normal. Saygı, sevgi içerisinde. Bunda bir problem yok. Hakaret etmeden, küfür etmeden, saygısızlık yapmadan herkes istediği şekilde fikir özgürlüğü çerçevesinde, hukuk kuralları içerisinde yorum yapabilir. Ama bu sıralar değerli izleyicilerim bizim sosyal medya hesaplarımız üzerinden çok sayıda tehdit alıyoruz. Şahsıma yönelik anlatmış olduğum haberlerden dolayı, yoksa benim kişisel olarak hiç kimseyle hiçbir problemim yok. Ve bu tehditleri yapanlar da Türkler. Türkçe konuşanlar. Öldürmekle tehdit edenler, küfürler, hakaretler, ağza alınmayacak şeyler. Bunlarla ilgili biz hukuki süreci başlattık. Bunların hepsiyle ilgili avukatlarımız gerekenleri yapıyor. Gerekli suç duyurularında bulundular, bulunmaya devam edecekler. Dünyanın neresinde olursa olsun, hiç önemli değil. O sosyal medya üzerinden şahsıma yönelik yapılan tehditlerin hepsini hukuk çerçevesinde adalet önünde hesabını soracağız. Hiç kimse bundan şüphe etmesin. Şimdi bakın. Birileri benim anlattıklarımdan rahatsız olabilir. Sorun yok. Varsa bir yanlışımız, ki biz de insanız, yanlış konuşuyor olabiliriz. Yanlış yorumlayabiliriz. Ama kasıt yok. Her gün yüzlerce haber anlatıyoruz, yorumluyoruz. Hata olabilir. Kim kusursuz? Sen kusursuz musun? Ömrünün bu yaşına kadar hiç hata yapmadın mı? Biz de yaptık, yapıyoruz. Kasıtlı bir durum var mı yok mu? Önce buna bakılır. Ama sen hiç tanımadın, beni hiçbir şekilde tanımıyorsun. Sadece bu ekrandan biliyorsun.
Sen kalkıyorsun. Ağzına geleni sayıyorsun. Sesli mesajlar, yazılı mesajlar hepsi duruyor bizde. Biz hepsini tutuyoruz arkadaşlar. Merak etmeyin. Avukatlarımız gereğini yapıyorlar. Onların o bize attıkları hesaplar, IP numaraları falan onları çok kolay. Hemen yaşadıkları mahalleye kadar biliniyor. Hiç merak etmeyin. Gereğini yapıyoruz. Ama şunu söyleyeceğim. Hiç tanımadığın, bilmediğin, görmediğin birine küfür ediyorsun. Bak ben de insanım. Sen de insansın. Ben sana şimdi bir mesaj atsam desem ki şöyle böyle diye ağza alınmayacak şeyler söylesem hoşuna gider mi? Bak benim de hoşuma gitmiyor. En büyük kabadayılık efendiliktir. Varsa bir problem ya da hoşuna gitmeyen bir durum varsa güzelce mesaj atarsın. Bize ulaşmak çok zor değil ki. Sosyal medya hesaplarımız, videolarımız her yerden ulaşabilirsiniz bize. Değerli izleyicilerimiz. Aman. Sizden şunu rica ediyorum. 3 günlük dünyadayız. Ne kalp kırmaya gerek var ne de birilerine kötü söz söylemeye gerek var. Hepimiz belirli yaşlarda insanlarız. Hepimiz feleğin çemberinden defalarca geçmiş insanlarız. Ben bunları konuşurken bile utanıyorum. Birine mesaj atıyorsun, hakaretler ediyorsun, küfürler ediyorsun. Sebep ne kardeşim? Ettin ne oldu? Ne geçti eline? Ha bende bir değişiklik mi oldu? Anlattıklarımda bir değişiklik mi oldu? Beni takip eden arkadaşlar bilir. Yıllardır ben ilk gün ne diyorsam şimdi de aynısını söylüyorum. Hoşuna gitmeyebilir. Saygı duyarız sana. Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil ki. Her gün milyonlarca insan beni izliyor. Herkesin benim gibi aynı düşünmesi imkansız bir şey. Ya aynı evin içerisinde ananın görüşüne çocuğu katılmıyor, babasınkine karısı katılmıyor. Aynı evin içerisinde aynı ananın evlatları bile aynı düşünmüyor. Benim gibi benden de tabii ki farklı düşünebilirsiniz. Ama kırmadan, dökmeden eleştiri yapabilirsiniz. Biz kimsenin hakaret içermediği sürece hukuki çerçevede ne yazarsa yazsın engellemiyoruz, silmiyoruz da. Ha birilerine hakaret ediyorsan, birilerine küfür ediyorsan tabii ki engelleyeceğiz seni. Senin böyle bir hakkın yok ki. Sen kimsin? Sen kimsin? Şimdi arkadaşlar bakın. Beni kendilerince tehdit eden, mesajlar atan, ahlaksızlardan bir tanesi de İbo Kino adlı bir çakma Facebook hesabı açan bir korkak. Acınacak halde. Bakın bana bir mesaj atmış. Hem de sesli mesaj atmış. Şimdi avukatlarımız kendisiyle ilgili işlemi başlattı. Şu anda bu profili görüyorsunuz. İbo Kino diye biri. Belli korkak. Niye korkak? Acınacak halde. Niye? Kendi ismiyle hiçbir şekilde bir profili yok. Fotoğrafı yok ama biz bulduk onu. Bak yakında ona çok güzel bir sürpriz yapacağız. Böyle çok güzel onu böyle bu ettiği, bana yazmış olduğu, attığı sesli mesajları, küfürleri kendisine hukuk çerçevesinde çok güzel bir şekilde bunların hesabını soracağız. Bakın. İbo Kino diye biri Messenger üzerinden bana iki tane sesli mesaj atmış. Sadece sesini biraz size dinleteceğim. Kendisi de beni izliyordur muhtemelen. O ettiği küfürlerin hepsini kendisine çok güzel bir çerçevede onu hiç üzmeden hukuk çerçevesinde canını da sıkmadan o bana ettiği küfürlerin hepsinin hesabını ben soracağım. Hiç merak etme bak. İbo Kino profilini görüyorsunuz şu anda. Hiç tanımadığın birine mesaj atıyorsun. Küfür ediyorsun. Sonra da senin yanına kalacağını sanıyorsun. Hokkabaz bak. Sen bu ettiğin küfürlerin bana yazdığın bu mesajların hesabını vereceksin. Bak eğer ben sana bunun hesabını sormazsam göreceksin. Hukuk çerçevesinde ama. Hukuk ne diyorsa ben sana çok güzel sürprizler yapacağım. Bak sen o küfür ettiğin şahsıma, benim aileme bak o küfürlerin hepsinin hesabını ben sana hukuk çerçevesinde soracağım. Hiç merak etme. Sana ettiğin o küfürlerin hesabını fazlasıyla ödeteceğim.
Hiç merak etme. Beni tanıyor musun? Yok. Ben seni tanıyor muyum? Yok. Hangi cesaretle sen bana küfür ediyorsun? Bak şimdi. Lan Fatih Polat sen kimsin? Evrim Kaya sen Evet. Devam ediyoruz. O yastıklar benim. O yastıkların üzerine 400 bin tane. Bakın bu sesi tanıyanlar olabilir belki etrafınızda. Bak. Lan Fatih Polat sen kimsin? Evrim Kaya sen o yastıklar benim. O yastıkların Şimdi değerli izleyicilerimiz, iki tane sesli mesaj. Belli ki bir haber yapmıştım ben. Bu Sırbistan'da yakalanan bir gurbetçi vatandaşımız vardı. Yastıkların içerisinde de 400 bin euro değerinde işte altın ve para vardı. Gümrükte yakalanmışlardı. Şu anda görüyorsunuz. Bu anlattığım videonun üzerine bana bu mesaj atmışlar. Bu belli oluyor. Şimdi arkadaşlar, biz bununla ilgili olarak gereken hukuki süreci başlattık. Bu İbo Kino denilen çakma hesap ve bu hesabı kullanan kişiyle ilgili gereken yapılıyor. Bunun hesabını bu ve benzeri bu İbo Kino görüyorsunuz şu anda bu profili. Onların hepsine tek tek hukuk çerçevesinde soracağım, sormaya da devam edeceğim. Hiç kimsenin en ufak bir şüphesi kalmasın. Ben 25 yılı aşkın bir süredir gazetecilik yapıyorum, televizyonculuk yapıyorum. Benim mesleğim bu. Üniversitesinde bunun okuduk. İşte yaptığımız tek iş bu. Ama bugüne kadar ben hiç kimseni böyle haksız, hukuksuz bir şekilde yaptığım haberden dolayı bana karşı böylesine bir şeye müsaade etmedim, etmeyeceğim de. Göreceksiniz bu İbo Kino denilen çakma, korkak, bu hokkabazın başına neler gelecek hukuk çerçevesinde göreceksiniz. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Ben gereğini yapacağım. Bu ve benzeri hokkabazlara papuç bırakacak değilim.